Evet arkadaşlar, herkese merhaba, günaydın. Nasılsınız, iyi misiniz? İlk baş bir onu sorayım. Gördüğünüz gibi şu anda işe geldim. Ama bugün bir farklılık var. Daha saat 10 arkadaşlar. Yeni geldim. Şu anda kameram yok. Telefonla çekiyorum. Çünkü kameram bozuldu. Geçen hafta hafta sonu bir video çekecektim. Ama yani kamera gitti diyeyim yani. Yaklaşık bir senedir hani bütün videolarımı zaten o kamerayla çekiyordum. Kameranın resmini de gösteririm. Decathlon'dan almıştım zaten. Yani çok İyi bir şey değildi. Hani basit bir şeydi zaten. Anca bir sene falan dayandı. Sonra bozuldu. Neyse, yeni bir kamera sipariş ettim. Gelecek yakın bir zamanda. Tabii ki onu bekliyorum. Onun için yani arada video çekersem telefonu kullanacağım. Şimdi arkadaşlar, bugün bir böyle bir durum güncellemesi yapayım istedim. Hem bir işte kamera bozuldu dedim. Onun dışında yani şu anda işteyim ve çalışmaya devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar yani bir ayı geçti hatta 5. haftadayız şu anda. Bir önceki videoda arkadaşlar bundan bahsetmemiştim. Bizim aynı zamanda arkadaşlar burada yemek hakkımız var. Haftanın 2 günü free lunch'ımız var. Ve burada yakınlarda bir tane bir restoranda gidiyoruz. Yani tam bir İtalyan lokal bir restoran zaten. Yani çok güzel bir yer. Ayrıyeten arkadaşlar bugün gideceğiz. Sizlere orada bir ara görüntü çekeceğim. Yani benim çok hoşuma gitti. Sizlere de göstermek istedim. Hem yani zaten fiyatına en son geleceğim. Ama lezzeti mükemmel güzel. Yani anlatamam. Çok hoşuma gitti. O yüzden bir yani bunu da videosunu çekeyim istedim. Şunu anlatıyordum. Burada dediğim gibi haftanın 2 günü freelance'ımız var. İş görüşmesine ilk geldiğimizde yani her gün bu şeyi alacağımızı söylemişlerdi. Sonra 2'ye düştü. Bilmiyorum niye öyle oldu. Birçok da iyi ama hani öğlen yani para vermiş olmuyoruz yemeğe. Ve hani yediğimiz yemek inanılmaz güzel. Bir onu biraz size anlatayım. İlk olarak arkadaşlar istediğiniz şekilde bir tane bir makarna seçebiliyorsunuz. Yani bir tabak makarna geliyor. Ondan sonra bunun yanında işte ikinci yemek dediğimiz et veya tavuk söylüyorsunuz veya başka türde şeyler de oluyor. Onun yanında ya ister salata ya da patates söylüyorsunuz. Bunların dışında arkadaşlar yanında bir tane de içecek hakkınız var ve ayrıyeten en sonunda bir tane de kahve söylüyorsunuz. Zaten hani konsept olarak çok güzel ve bunların hepsi 10 euro sadece. Ama dediğim gibi biz haftanın 2 günü burada freelance'ımızı kullanıyoruz. Yani bunu şirket karşılıyor. Ya bu Türkiye'de de var zaten. Ama hani biz burada staj yapıyoruz. Böyle bir imkan sağlamaları bence çok güzel. Çünkü diğer arkadaşlarımdan biliyorum. Okulumdaki diğer arkadaşlarım başka yerlerde çalışıyorlar. Kimsenin böyle bir hakkı yok. Yani yine bu konuda yine bir şanslı olduğumuzdan dolayı hani bunu aldık. Hani bugün hakkımız olduğu için oraya gideceğiz. Size hani oradaki hem ortamı hem şeyi göstereceğim. Bu arada arkadaşlar bayağı kolum yoruldu. Böyle çekmek çok zormuş. Diğerinde benim stick'im vardı. Onunla çekiyordum. Yine arkadaşlar onun dışında bu restoranta dikkat ettiğim şey bize çok yakın geldi. Gerçekten çalışanlar zaten sanırım kendi işletmeleri. Ya o kadar yani şu kelimeyi kullanacağım. Esnaflar ki görmeniz lazım. Yani geliyorlar size muhabbet ediyorlar. Bizim diğer çalışanlarla olan muhabbetlerini bir görseniz yani inanamazsınız. Yani geliyor konuşmaya başlıyor. İşte 5 dakika böyle muhabbet ediyor seninle yemek yerken. Çok güzel arkadaşlar. Local bir ortam var demek istediğim. Sıcak bir ortam var. Hem de İtalyanların hani muhabbetleri falan onları çok güzel görebiliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar tebrik edenler oldu. Onları da herkese ayrıyeten teşekkür ediyorum. Onun dışında arkadaşlar bu geçen staj videosunda yorumu atanlar olmuş. Birkaç soru soranlar olmuş. Onları da ufak bir cevaplayayım. Normal bir işte çalışırsan ne kadar ücret alırsın gibi bir soru gelmişti. Arkadaşlar bu biraz değişebiliyor. Ama burada askeri ücret yani aşağı yukarı 1300-1400 euro civarında. Ama hani şöyle düşünüyorum. Eğer burada ilk işe başlarsanız arkadaşlar yani 2000 euro civarında ilk olarak alamayacağınızı düşünüyorum. Yani 1500-1600 euro civarlarında ama büyük bir ihtimal başlayabilirsiniz. Yani diğer işler için de tam emin değilim. Hani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hani burada benim başka bir arkadaşım var. O da staj yapıyor. Yani o hani 1000 eurolara yakın para alıyor stajdan. Bu biraz işle alakalı demek istediğim şey. Bir de arkadaşlar bir arkadaşımız da şöyle bir soru sormuş. Hani sen burada çalışanlarla nasıl anlaşıyorsun veya işte işler İtalyanca mı veya İngilizce mi yürüyor? Yani bizde şöyle bir durum var. Bizim şirket biraz uluslararası olduğu için hem iş yaptığımız şirketler zaten onlarla İngilizce anlaşıyoruz. Hani şirketin içinde de aynı şekilde İngilizce herkes biliyor. O yüzden pek İtalyanca'ya gerek kalmıyor ama yani kendi aralarında İtalyanca konuşuyorlar. Bazen tabi anlamıyorsunuz ama yani kulakta alışıyor bir yerden sonra. Yani bazı hatta sözcükleri falan arada soruyorum hani bu ne demek falan filan. O şekilde akılda da kalıyor. Yani bir yandan İtalyancanız da gelişiyor ama bütün işleri biz burada hani İngilizce olarak hallediyoruz. Onun dışında arkadaşlar zaten şirket programları da İngilizce.
Yani İtalyanca pek bir şey yok açıkçası. Evet arkadaşlar, bugünlük böyleydi. Şimdi ben tekrar içeri geçiyorum. Çok fazla kalamıyorum çünkü. Bugün hani böyle bir durum güncellemesi yapmak istedim. Kameramı bekliyorum gelmesine. 15-20 gün falan sürecek sanırım. Çünkü internetten sipariş verdim. O yüzden işte biraz bekleyeceğiz. Böyle arada hani telefonla çekebilirsem çekeceğim. Onun dışında yine arkadaşlar merak ettiklerinize bu videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Şimdi içeri geçiyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.